10. Bölüm Eski Şef Eski şef sağlam bir adamdı. Vaktiyle kalp krizi, beyin sarsıntısı geçirmiş, evsiz kalmış, bitap düşmüş, çok felaketler atlatmış, hepsine de çelik gibi iradesi ve yarım aklıyla göğüs gelmişti. Bazı şeyleri anlam veremiyordu. Bazı şeyleri ise aklında tutamıyordu. Hiç değilse o karanlık, havasız soy evinden kurtulduğu için mutluydu. Orada kadınlarla birlikte ateşin başında oturmaktan o da hepten kadın olmuştu. Çok net farkındaydı. Yaban soyluların uzun yıllar önce inşa edilip de bugün bile hala aynı yerde duran bu güneşli, rüzgarlı, taştan şehrini hep çok beğenirdi. Tevardan çok daha iyi inşa edilmişti. Tevarı çok hatırlamıyordu. Bazen çığlıkları, yanan çatıları, oğullarıyla torunlarının kesilip biçilmiş, karnı deşilmiş cesetleri aklına gelirdi. Bazen de gelmezdi. Yaşama isteği çok güçlüydü eski şefin. Sonradan başka sığınmacılar da geldi. Kimisi kuzeydeki yağmalanmış kış şehirlerinden geliyordu. Yaban soyluların kasabasında şimdi Voldun yaklaşık 300 ırktaşı vardı. Güçsüz düşmek, az sayıda olmak, düşkünler için verilen sadakalarla yaşamak öyle garipti ki. Bazı tevarlılar, özellikle de orta yaşlı erkekler buna dayanamadı. Bağdaş kurup oturuyorlardı. Göz bebekleri nokta kadardı. Sanki gesin yağ sürmüş gibi. Kocalarının sokaklarda, ocakların başında lime lime edildiğini gören kadınlardan da yaz tutmaktan hasta düşenler oldu. Ama Vold için tevar dünyasının çökmesi, kendi yaşamının çöküşünün bir parçasıydı sadece. Bir ayağının çukurda olduğunu bildiğinden, insan ya da yaban soylu olsun, her gün delikanlılara gıptayla bakardı. Savaşması gereken onlardı. Şimdi taş sokaklar güneş açmıştı. Evlerin boyalı önleri parıl parıldı. Yine de kuzey yönündeki tepeciklerin üzerinde gökte belli belirsiz bir leke vardı. İnsanların mesken tuttuğu büyük meydanda Taitro adlı binanın önünde otururken yaban soylular voldu çağırdı. Eski şefin Jacob Agat'ı tanıması biraz zaman aldı. Sonra güldü ve Altera dedi. Yakışıklı adamdın sen. Ön çekilmiş pernmek şamanlarına dönmüşsün. Şey nerede? Kızın ismini unutmuştu. Soydaşım. Benim evimde büyüğüm. Ne utanç verici dedi Volt. Agat'ı rencide etmekten çekinmedi. Elbette artık önderi ve efendisi Agat'tı ama metresini kendi çadırında veya evinde tutması gerçekten de utanç vericiydi. Yaban soylu olsa da olmasa da Agat temel ahlak kurallarına uymalıydı. ''Eşim artık o benim. Neden utanç verici olsun?'' ''Yanlış duyuyorum. Kulaklarım işitmez oldu.'' dedi Volt temkinli bir edayla. ''Eşim o benim.'' Volt kafasını kaldırıp ilk kez Agat'ın gözlerinin içine baktı. Volt'un gözleri kış güneşi gibi donuk ve sarıydı. Sarkık göz kapaklarının altında hiç beyazlık yoktu. Agat'ın gözleri irisi ve göz bebeği koyuydu. Siyah yüzünde beyaz köşeli o yabancı gözlere bakmak tuhaf bir histi. Volt gözlerini kaçırdı. Yaban soyluların büyük taş evleri her yanını sarmıştı. Kadim güneş ışığında tertemiz ışıldıyorlardı. Sizden bir eş aldım yaban soylu dedi sonunda. Ama sizin bizden eş alacağınız hiç aklıma gelmezdi. Vold'un kızı kanı bozuklara gelin gitti. Hiç çocuğu olmayacak. Yaz tutmaya hakkın yok dedi yaban soylu duygusuzca. Kaya gibiydi. Yaş hariç her konuda senin denginim Vold. Senin de zamanında yaban soylu bir eşin oldu. Şimdi de yaban soylu damadın var. Birini istediysen öbürünü de hazmedebilirsin." Zor diye kestirip attı yaşlı adam. Bir an sessizlik oldu. "Benim dengim değilsin Jacob Agat. Benim halkım ya ölü ya yaralı. Sen bir şefsin, efendisin. Ben değilim. Ama ben insanım. Sen değilsin. Aramızda ne benzerlik var?" Hiç değilse aramızda kin yok, nefret yok, dedi Agat. Serin kanlılığını koruyordu. Volt etrafına bakındı. Sonra ağır ağır omuz silkip kabullendi. Güzel. O halde gözümüz açık gitmeyiz, dedi yaban soylu. Ve beklenmedik bir kahkaha patlattı. Bir yaban soylunun ne zaman güleceğini kestirmek zordu. Bence galiler birkaç saate saldırır büyüğüm. Birkaç neye? çok yakında güneş yükselince belki boş arenanın kenarında duruyorlardı ayaklarının dibinde kaderine terk edilmiş bir disk vardı agat kendini tutamayıp diski aldı küçük bir çocuk gibi arenanın öbür tarafına fırlattı düştüğü yere bakıp adam başı 20 gal düşüyor dedi o nedenle surları veya kapıyı açmayı başarırlarsa Bahar doğumluların hepsini anneleriyle birlikte ambara göndereceğim. Asma köprüleri kaldırırsak orayı ele geçiremezler. Hem içeride 500 kişiye bir ay dönümü boyunca yetecek kadar su ve erzak da var. Kadınların yanında biraz erkek de olmalı. Halkından 3-4 erkek seçip kadınlar ve küçük çocuklarla birlikte oraya götürür müsün? Başlarına bir şef lazım. Planım hoşuna gitti mi? Gitti. Ama burada kalacağım, dedi yaşlı adam. ''Pekala büyüğüm'' dedi Agat, hiç itiraz etmeden. O sert, yaralı, genç yüzü duygudan tamamen arınmış haldeydi. ''Kadınlar ve çocukları götürecek erkekleri seç lütfen. Gitme vakti yaklaştı. Bizim gruba Kemper eşlik edecek.'' ''Ben de onlarla gideceğim'' dedi Volt, aynı ses tonuyla. Agat'ın bir parça canı sıkıldı. Demek onun da canını sıkmak mümkündü ama sessizce kabul etti. Volda karşı hürmeti elbette sırf kibarlıktandı. Kendi bozguna uğramış kabilesinin bile şefliğini yitirmiş, gözü toprağa bakan bir adamı nasıl reddedebilirdi? Ama Vold'un ahmakça cevaplarına rağmen nezaketi elden bırakmadı. Gerçekten kaya gibi sağlamdı. Onun gibisi zor bulunurdu. Oğlum, efendim, eşitim dedi ihtiyar yüzünde bir gülümsemeyle ve elini Agat'ın omzuna koydu. Beni istediğin yere gönder. Artık bir işe yaramam. Elimden sadece ölmek gelir. Sizin o siyah kayanız ölmek için fazla uğursuz bir yer. Ama istediğin buysa orada da ölürüm. Yine de kadınların başında durması için birkaç erkek gönder, dedi Agat. Kadınları yatıştırabilecek ağırbaşlı kişiler olsun. Benim kara kapısına gitmem gerek büyüğüm. Sen de geliyor musun? Agat, çevik ve kıvrak hamlelerle yola düştü. Elindeki parlak metalden yaban soylu mızrağına dayanan Volt, sokakları, basamakları ağır ağır aşınladı. Ama yarı yolda durup soluklandı ve o an anladı ki, geri dönüp Agat'ın dediği gibi genç anneleri ve ufaklıklarını adaya göndermesi gerekiyordu. Dönüp aşağı yürüdü. Ayaklarını taşların üzerinde nasıl sürdüğünü fark edince Agat'a hak verdi. O da kadınlarla birlikte o kara adaya gitmeliydi. Çünkü burada ancak ayak bağı olurdu. Aceleyle oradan oraya koşturan tek tük yaban soylular haricinde aydınlık sokaklar bomboştu. Hepsi mevzi almış, görev başı yapmış, hazırlık yapıyordu. Oysa tevarlı kılanlar hazır olsaydı, kuzeye yürüyüp gallerin yolunu kesseydi, agat gibi öngörülü olsalardı. Yaban soylulara büyücü denmesine şaşmamalı gerçi sefer düzenlememeleri Agat'ın suçuydu. Bir kadın uğruna ittifakları bozulmuştu. Walt eğer Rolleri'nin Agat'la görüştüğünü bilse çadırların arkasında kızı öldürür, cesedini denize atardı. Belki böylece bütün tevar kurtulurdu. Rolleri yüksek taş binaların birinden çıktı. Walt'u görünce duraksadı. Fark etti ki evli kadınlar gibi saçını toplamasına karşın üzerinde hala diri tüniğiyle soyunun damgası olan üç yapraklı gün çiçeği desenli pantolonu vardı. Göz göze gelmediler. Roleri susuyordu. Volt olan oldu diye düşünüp Agatha da oğlum diye hitap ettiği için nihayet söze başladı. Kara adaya mı gideceksin, burada mı kalacaksın soydaşım? Burada kalacağım büyüğüm. Agat beni kara adaya gönderiyor, dedi şüpheci bir tavırla. Ağırlığını öbür bacağına verip kana bulanmış kürküyle soğuk güneşin altında mızrağına dayandı. Öylece durdu. Bence Agat sen ya da Umaksuman olmadan kadınların gitmeyeceğinden korkuyor. Ki Umaksuman şu an kuzey surlarında askerlerimizin başında. Canlılığını ve o amaçsız tatlı küstahlığını kaybetmişti. Hızlı ve kibar konuşuyordu. Volt bir an kızın küçüklüğünü hatırladı. Yaz topraklarındaki tek çocuktu o. Şakatani'nin kızı, yaz doğumlu. Demek Altera'nın eşisin, dedi ve kızın deli dolu şen şakrak zamanlarını hatırlayınca bu fikir aklını karıştırdı. O yüzden de rollerinin cevabını duymadı bile. Eğer ele geçirmek mümkün değilse neden hepimiz adaya gitmiyoruz? Yeterince su yok büyüğüm, Galler şehri mesken tutar. Biz de o kayanın üzerinde ölür gideriz. Birlik konağının çatılarının ötesinde köprüyü seçebiliyordu. Gel git başlamıştı. Ada kalenin siyah omuzlarının ardında dalgalar ışıldıyordu. İnsanlar suyun üstüne kurulmuş evlerde yaşayamazlar diye omurdandı. Suyun dibine fazla yakın. Dinle beni. Arilya'ya, Agat'a söyleyeceklerim var. Dur. Neydi unuttum. Aklımı dinleyemiyorum. Epeyce düşündü, ama hatırlayamadı. Her neyse, ihtiyarların fikirleri toz gibidir. Kendine iyi bak kızım. Dinlene dinlene yoluna devam etti. Meydanı geçip Taytroya girdi. Genç annelere çocuklarını da alıp gelmelerini emretti ve son seferini gerçekleştirdi pısırık kadınlar ve ağlayan çocuklardan oluşan bir kalabalık onu takip ediyor, seçtiği üç delikanlı ile birlikte insanın başını döndüren muazzam bir hava yolunu aşıp o kapkara, korkunç eve ilerliyordu. Orası soğuk ve sessizdi. Yüksek tavanlı odalarda yalnızca kayalıklara vuran denizin sesi duyuluyordu. Halkı dev bir odaya toplandı. İhtiyar Kerli'nin de orada olmasını dilerdi. Çok yardımı dokunurdu. Ama kadın ya tevarda ya ormanda bir yerlerde ölü yatıyordu. Birkaç cesur kadın en sonunda milleti harekete geçirdi. Bağın ezmesi yapacak tahıl, kaynatacak su, suyu kaynatacak odun buldular. Yanlarında on muhafızla yaban soyluların kadın ve çocukları da geldiğinde tevarlıların onlara ikram edebilecek kadar sıcak yemeği vardı. Kalenin mevcudu 500-600 kişiyi bulmuş, Ayak basacak yer kalmamıştı. Kış şehri soy evlerinin kadınlar kısmı gibi bütün odaları uğultu sarmış, her tarafta çocuklar koşturuyordu. Ama dar pencerelerde rüzgarı önleyen o şeffaf taştan bakınca aşağıdaki kayalıklarda köpüren denizi, esintiye karışan dalgaları görmek mümkündü. Rüzgarın yönü değişiyordu. Göğün kuzeyindeki leke hepten silinmiş Küçük solgun güneşin etrafında büyük solgun bir çember belirmişti. Kar çemberi. İşte buydu. Agata söyleyeceği şey işte buydu. Kar yağacaktı. Geçen seferki gibi azıcık atıştırıp durmayacak. Bu kez gerçekten yağacaktı. Kış karı yağacaktı. Kar fırtınası. Bu kelimeyi uzun zamandır ne duymuş, ne dillendirmişti. İçi bir tuhaf oldu. Demek ki ölümü çocukluğunun o cansız, değişmez manzarasında, fırtınaların beyaz dünyasında olacaktı. Pencereden ayrılmadı ama aşağıdaki gürültülü suyu görmüyordu artık. Kışı hatırlıyordu. Galer'in Tevar gibi Landin'i de alması iyi olacaktı. Bu gece ve ertesi gün Han ve Tahıl'la beslenebilirlerdi. Ama kar yağmaya başlayınca ne kadar dayanabilirlerdi ki? Ormanları dümdüz eden, vadileri dolduran, gerçek kar yağışı, ardından gelen acı rüzgarlar, keskin soğuklar. Düşman çıka gelince tabanları yağlayacaklardı. Kuzeyde çok kalmışlardı. Walt aniden güldü. Kararmaktı olan pencereye sırtını döndü. Şefliğini bitirmiş, oğullarını gömmüş, işe yaramaz hale gelmişti. Denizin üzerinde bir kaya parçasında ölümü bekliyordu ama yanında savaşan çok kudretli müttefikleri vardı. Agat'tan, hatta tüm fanilerden daha kudretli müttefiklerdi bunlar. Fırtına ve kış onun için savaş veriyordu. Düşmanlarından uzun yaşayacağı kesindi. Ağır ağır ocağa yürüdü. Gesin kesesini açtı. Kömürlerin üzerine ufak bir parça atıp üç defa derin derin içine çekti. Ardından bağırdı. ''Bana bakın kadınlar, yemek hazır mı?'' bir dediğini iki etmeden yemeği getirip önüne koydular. O da afiyetle yedi.